Buyurun Kadı Efendi. Mehmet Paşam, beni görmek istemişsiniz. Gel Kadı Efendi, gel. Buyur. Şerbet verelim. İstanbul muhafızı olarak yasakların tatbikiyle alakalı sizle konuşmak istedim. Kimseye göz açtırmıyorum. Yasakları çiğneyip karşıma gelen herkes layıkıyla cezasını buluyor. Âlâ. Lakin yetmez. Teftişi arttırmak lazım. Gerekirse hane hane dolaşıp gizlice tütün ve kahve tüketenleri tespit edeceksiniz. Gayret ederim. Lakin zor. Neymiş zor olan Kadı Efendi? Padişahımızın emirlerine itaat etmek mi? Zoruna gidiyor değil mi? Hünkârımızın emirlerini yerine getirmek zoruna gidiyor. Zira ihanet içindesin. Çünkü sen de baban Ahizade Efendi gibi ihanet içindesin. Haşa! Biz... Geçirdiniz mi? Validem. Buraya kadarmış Seyit Efendi. Söyle bakalım Ayzade Efendi ne işler çeviriyor? Ben bir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İçtiğin zehrin şifası burada. Eğer hakikati söylersen Valide Sultan olarak sana söz veriyorum. Canını bağışlayacağım. Zeynel ağa, burada beklemene lüzum yok. Beni değil, validemi koruyacaksın. Burada kalmam daha doğru şehzadem. Valideniz sizin için endişeleniyor. Gel. Şehzadem, Valide Sultanımız sizi çağırıyorlar. Hayırdır Aca? Mesele nedir? Ahizade Efendi'yi ziyarete gidecekler. Sizi de yanlarında istediler. Olur. Zeynel ağa, sen valideme haber edersin. Madem ki Kösem Sultanımızı çağırmış, bekletmek olmaz. Sultanım, şehzademizi götürdüler. Kim? Nereye götürdüler? Kösem Sultan'la çıktılar. Ahizade Efendi'ye gideceklerini söyledi Hacı Ağa. Ahizade Efendi mi? Eyvallah olsun. Bu hiç hayra alamet değil. Şehzademe bir şey yapacak Kösem. Derhal Sinan Paşa'ya haber ver, hemen gelsin. Sultanım, hayırlar olsun gece vakti. Sinan Paşa yetiş. Kösem şehzademi kıyacak. Yetiş kurtar şehzademi. Sultanım, sakin olun ve bana neler olduğunu anlatın. Sinan Paşa. Hepiniz İznik kadısı Gümüşzade Mehmet Efendi'nin başına gelenleri işitmişsinizdir. Sultan Murat, ilmiye ricalinden bir zatı sorgu sual etmeden idam etmiş, 3 gün boyunca şehrin meydanında sallandırmış. Böyle şey ne görülmüş ne de işitilmiştir. Ulemadan bizzat nasıl idam edilir? Sultan Murat, ulemaya itibar etmediğini resmen ilan etmiştir. Bugün İznik kadısına yapılanların yarın bize yapılmayacağı ne malum? Bu idam hepimize yapılmış bir hakarettir. Hiçbirimizin can güvenliği yoktur. İşte bu sebeple hep beraber olacağız. Ve bu gidişata son vereceğiz. Nasıl olacak? Müftü Efendi, hünkârımız laf anlamıyor. Kendi bildiğini okuyor. Haklıdır, doğru söylüyor. Murat'ın söz kaynadı artık. Sultan Murad'a derdimizi anlatmanın bir yolu yok mudur Şeyhülislam Efendi? Kösem Sultan'a mı gitsin? Sultan Murad'ın Kösem Sultan'ı dinlediği mi var? Onca masuma kıyarken bir şey yapabildi mi? Gerekirse hal edeceğiz ve Şehzade Bayezid'i tahta çıkaracağız. Evet, Şeyhülislam doğru söylüyor. Şehzade'nin gereken desteği verin. Bayezid'in arkasından doğru söylüyor. Esther Hatun, Ferya Sultanım. Nedir bu halin? Pek telaşlısın. Bir şey mi oldu? Hiç, hiçbir şey. Kösem Sultanım'ın saraya dönmüşler mi? Bilmiyorum, haberim yok. Siz beraber değil miydiniz? Benim başka işlerim vardı. Ben dairesine bekleyeyim. Hayırlı geceler sultanım. Esther Hatun. Sultanım. Kösem'in hesap kitap işleri bitti. Şimdi hafiyeliğine başladın demek. Aman sultanım, ne diyorsunuz, ne hafiyeliği? Sen ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Beni takip ettin ve görmemen gerekenleri gördün. Gördüm, evet. Seni de o hain Sinan Paşa'yı da biliyorum. Kösem Sultanımız bunu yanınıza bırakmayacak. Şeyhülislam Ahizade Efendi'nin söylediklerini işittin. Alenen hünkâroğlumu hal edip seni tahta çıkaracaklarmış. Müftü Efendi'nin haddine mi düşmüş sultanım? Size yemin ederim sarf ettiği sözlerle zinhar alakam yok. Olamaz da. Evet, senin alakan yok, doğru. Fakat validen için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onlarla ittifak halinde olduğu aleni. Mazide olduğu gibi hanedanımıza ihanet edecek yine. Yanlış düşünüyorsunuz sultanım. Validem yapmaz. Eğer yapacak olsaydı... Bayezid! Bir yol ağzındasın. Tercih vakti geldi. Ya benden, Münker abinden, kardeşlerinden taraf olacaksın... veyahut validenden. Ortası yok! Bırak beni, çıkacağım. Eğer bana zarar verirsen. Sana zarar vermek niyetinde değilim. Aksine dost olabiliriz. Susarsan, benle ittifak edersen mükafatını alırsın. Nihayetinde tacir değil misin? İş yaparken düşündüğün tek şey kârın. Öyle değil mi? İsterseniz dünyalara serin önüme. Sadakatim satılık değil. Kaybeden tarafta mı olmak istiyorsun? Valide Sultanımız bugüne dek hangi savaş kaybetti ki? Bunu kaybet. Sinan Paşa'yı gördün. Yalnız değil. Ulemadan, devlet ricalinden birçok kimse benim yanımda. İlaveten sana bir sır vereyim. Sultan Murat bir daha dönmeyecek. Bugün değilse yarın ölüm haberi gelir. Hayır. Olmaz. Sadece o da değil. Şehzade Kasım, İbrahim hepsi layığını buldu. Senin anlayacağın benim oğlumdan başka kimse yok. Lakin onu da Kösem Sultan'ın götürdü. Neredeler şimdi? Ne demeye götürdü söyle. Bir daha göremeyeceksin. Kösem Sultan saraya geliyor. Bayezid. Civan verdim. Ah, çok şükür buradasın. Kösem'le Ahizade Efendi'nin yanına gittiğini işitince aklımı yitirecektim. Ne oldu sana? Neden susuyorsun? Kösem bir kötülük mü yaptı yoksa? Asıl sen yaptın oğluna kötülüğü. Kösem Sultan. Buraya geldiğinde sana bir fırsat verdim. Sen o fırsatı heba ettin. Anlamıyorum sultanım. Ne demek istiyorsunuz? Ahizade Efendi'nin gizli meclisine misafir olduk bu gece. Müftü Efendi'nin dilinin kemiği yok. Öyle şeyler söyledi ki hiçbir izahatı yok. Sen bunları biliyorsun zaten. Zira bu ihaneti tasavvur eden sensin. Yine beni nafile ithamlarla suçluyorsunuz. Benim Ahizade Efendi ile hiçbir alakam... Ağlar! Zindana atın. Ne zindanı? Ha, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bayezid! Neden duruyorsun öyle? Bir şeyler yap, mani ol! Validem, bu bir tedbir. Hünkâr abim dönene kadar zindanda kalmanız en doğrusu. Masum olduğunuz anlaşılacak, gelip bizzat çıkaracağım sizi. Ağlar! Bayezid! Ağlar! Ağlar! Bayezid! Ağlar! Bayezid! Zulmün yanına kalmayacak Kösem Sultan. Gene beni haksız yere zindana atıyorsun. Vebalin boynuna. Evladını anasına karşı kullanıyorsun. Hiçbir şey değilsin. Bunun hesabını vereceksin Rabbime. Hesabını vereceksin Kösem Sultan. Anlaşılan mektubumuz işe yaramış. Sonunda Gülbahar'la aynı bulacak. Ferya Sultan'la rahat durmayacak sultanım. Gözü dönmüş. Odaya kilitledi beni. Öldürecek sandım. Cesaret edemez. Haklı sıra beni kandırmaya çalışıyor. Sen yine de dikkat et. Yanımdan ayrılma. Vakit kaybetmeden yola çık Halil Paşa. Bir an evvel oğluma bu mektubu ilet. İçim rahat değil sultanım. Sizi yalnız bırakamam. Senden başkasına itimat edemem Halil Paşa. Hem merak etme, Abaza Mehmet Paşa da burada. Nasıl arzu ederseniz. Gel. Sultanım, emriniz üzere meclise katılan herkesi, bilhassa Ahizade Efendi'yi adım adım takip ediyoruz. İlaveten ocaklardaki askerler de müşahede altında. En ufak bir hareketliliğe dahi izin verilmeyecek. Âlâ. Hünkâr oğlum gelene kadar kimseyi huylandırmayın. Eğer huylanan olursa da icabına bakın. Sultanım, Ferya Sultan geldiler. Gelsin. Validem, bağışlayın. Fakat merak içindeyim. Önce Esther Hatun, şimdi Gülbahar Sultan. Ne olmuş Ester'e? İşte ben de bunu merak ediyorum. Bir anda ortadan kayboldu. Oysa gördüm onu. Hali pek bir telaşlıydı. Nedenini sordum, cevap vermedi. Sizi görecekmiş. Sonra yok. Sizi aramak için çıktı demek ki. Ben kapağlarını sorarım sultanım. Bir gören olmuştur muhakkak. Peki merakımı mazur görün. Gülbahar Sultan. Onun suçu nedir sultanım? Kösem Sultan. Boşuna umutlanma. Buradan çıkacağını, affedileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Buna siz değil. Ancak hünkârımız karar verir. Ne oldu şimdi? Zindana düşünce tahtından etmek istediğin hünkâr oğlumdan medet umar oldun bakıyorum. İthamlarınızın hepsi hayal mahsulü. Mührümün çalınması, payitahtı saran alevler. Bunların hepsi hayal mahsulü mü? Boşuna çırpınıp durma Gülbahar. Masken düştü. Ben senin esas yüzünü biliyorum. Esther de zulmünden nasibini almış. Ne oldu, ne yaptın ona? Esther Hatun'a ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yerinizde olsam burada daha fazla vakit harcamazdım. İki lafından biri yalan. Bu yalanların senin başını yakacak. Dua et de acısız bir ölümün olsun.